Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haberi varsa hepsi bu videoda. Video başlamadan önce küçük bir duyuruyla başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, Twitch'te birkaç zamandır yayın yapamıyorum. Çünkü internetler berbat. İnternetler öldü, gömeni yok derler ya, aynen o şekilde. Felaket derecede kötü internetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Esasen interneti en iyi internetlerden biri aldık. Okkay'la para attık ama attığımız paranın karşılığını maalesef alamıyoruz. Çünkü buralar böyle. Türkiye'de belki birçok seçeneğiniz olabilir ama bizim yaşadığımız yerde, ada ülkesinde böyle seçenekler maalesef olamıyor. Kısıtlı imkanlar. En iyi interneti denen interneti aldık ama berbat şekilde bir internet. Sabrediyoruz bakalım ne zaman düzeltecekler, yapacaklar. O bir taraftan yine bir uyarı. Burası. Dünyadan okuduğum yüzlerce haberleri derliyorum, topluyorum. İşlerinden bizim için esasen bizi ilgilendiren haberleri buluyorum, seçiyorum. Ve sizlere burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bakarsanız mesela İsrail'de en meşhur gazetelerden biri nedir? Jerusalem Post gazetesi. Ama İsrail'de bir tane mi gazete var? Hayır, İsrail'de onlarca, yüzlerce gazete var, basın var, yazılı basın var, yazılı olmayan online basın var, var oğlu var. Aynı şekilde dünyanın diğer ülkelerinde, Almanya'sından, Fransa'sından, Çin'inden, Rus'undan, Arap basınından, Amerika'sından, her tarafta yüzlerce, binlerce basın medya var. Ben burada bizi ilgilendiren konuları buluyorum, bulup buluşturuyorum, sizlere burada kısıtlı kıt imkanlarla aktarmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Bazı dostlar diyorlar ki Bilal Feyza, senin anlattığın haberi işte bilmem İngiliz basında görmedim, bilmem Rus basında okumadım. Olabilir. Rus basınında senin okuduğun 3 tane 5 tane gazetedir, 3 tane 5 tane medyadır. Ama Bilal Feyza Rus basınında onlarca, yüzlerce medyayı okuyor, gözden geçiriyor. Gözlerimizin altı boş yere mosmor olmadı. Saatlerimiz ekran karşısında geçiyor, haber toplamakla geçiyor. Bu noktada yok ben Çin basınında görmedim, yok ben Vietnam basınında okumadım, yok ben Etiyopya basınında görmedim, yok ben Mısır basınına baktım, yoktu. Yoktu, yoktu, yoktu. Kimi vardı, kimi yoktu. Ama Bilal Feyza sizin için olmaya devam edecek inşallah. Bu noktada Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler, sadece gerçekler var. İnanmayanlar Google amcalarına sorsunlar. Geçtiğimiz gün size en son bir haber yapmıştım. Tacikistan basınından ve Rus basınından. Tacikistan basını ve Rus basını aynen şunu söylüyordu. Türk ordusu 4 kargo uçağıyla Tacikistan'a geldi. Rusya'nın 201. askeri üssünde, hava üssünde belli bir yer Türk ordusuna verildi ve orada bulunuyor. Türk ordusu Tacikistan'da diye Rus basınında ve Tacikistan basınında haber çıkmıştı. Buna inanmayanlar oldu. Bilal Feyza kafadan sallıyor diyenler oldu. Benim aldığım, yaralandığım kaynağı arkada sizlere, kaynak haber fotoğrafını Rusça paylaşıyorum. Direkt. Rusça bilen dostlar durdurup artık şurada haberi okuyabilirler. Diğer taraftan Tacikistan basınında aynı haberi paylaşıyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Benim milyon dolarlık stüdyom yok, milyon dolarlık ekipmanım yok, o yok, bu yok, şu yok. Dağda bayırda, bağda bahçede, orada burada haberler çekiyordum. Şöyle küçük yollu bir bilgisayar edindik. Bilgisayarda haberler çekiyorum. Bir de mikrofon, kıytırık bir mikrofon. Hop, dökmeyeyim. Zaten zar zor tutturdum buraya. Bir de mikrofon, bir de kamera, yarım yamalak bu işi yapmaya çalışıyorum. İnşallah imkanlar el verdikçe daha iyilerini, daha güzellerini yaparım. O zaman ne diyoruz? Bu dostlama haberler, buyurun videoya dostlar. Mısır ile Fransa arasında ortak tatbikatlar serisi devam ediyor. Mısır'ın Yunanistan'la, Mısır'ın İtalya'yla, Mısır'ın onunla bununla tatbikatları her zaman yapılıyor, her zaman oluyor, olmaya devam edecek. Bu noktada da Mısır Hava Kuvvetleri'nin Fransız Hava Kuvvetleri ile yaptığı ortak tatbikat icra edildi. Nerede? Akdeniz'de ve Mısır semalarında. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Mısır diyor ki yalnız değilim. Mısır diyor ki bak yanımda Fransa var, İtalya var, Yunanistan var, var oğlu var. Olsun, onlar olsun, bizler mesajı aldık. Sisi, sen yalnız değilsin ama biz hiç yalnız değiliz. Allah bize yeter. Amenna ve saddakna. Cezayir ve Fas diplomatik ilişkilerini kesti. Cezayir ve Fas arasında biliyorsunuz uzunca yıllardır süren bir Batı Sahra'da Polisario cephesinin krizi vardı. Fas Cezayir'i her daim suçluyordu. Ey Cezayir, sen Fas'ta bulunan ayrılıkçı Polisario cephesini destekliyorsun.
diye Cezayir yaptığı açıklamada Fas'ın bu düşmanca eylemlerini bahane göstererekten Fas'la tüm ilişkileri, diplomatik ilişkileri kestiği. Geçiyorum İsrail basınına. İsrail basının yaptığı haberde İran'ın nükleer üretmesine 2 aylık bir süre kaldığını açıkladı. İsrail bu noktada Birleşmiş Milletleri ve dünyanın beşli ve Amerika'yı yardıma çağırdı. Yetiş Amerika, yetiş Birleşmiş Milletler diyor İsrail. İsrail burada bir zemin hazırlıyor, bir zemin ayarlıyor. Neye? İran'ı vurmak için zaten çeşitli bahaneleri vardı. Bahaneler devam ediyor. Ama geçtiğimiz günlerde de Rus basında yapılan iddiayı biliyorsunuz. Amerika Afganistan'dan çekildi. Amerika çünkü İran'da yeni bir kapı açacak, yeni bir savaş kapısı açacak. Bu savaş kapısı nasıl olacak? Vurgaç taktiği olacak. Amerika İran'la ve Amerika Afganistan'la yani Taliban'la aynı anda çatışamaz, aynı anda savaşa giremez. Bunun için Amerika Afganistan'dan çekiliyor, İran odaklanacak. İran'da da artık uyarı yapmadan İran'ın belli noktalarını gidip Amerikan uçakları ve İsrail uçakları vuracak demişti Rus basını. İsrail'den bu haberde burayı destekler tarzda. İran 2 ay sonra nükleere ulaşıyor. Ulaşmadan vurmalıyız'a getiriyor İsrail. Pakistan Dışişleri Bakanı Tacikistan'a gitti. Tacikistan'da Afganistan konusunu görüşüyor Pakistan Dışişleri Bakanlığı. Pakistan ardından Özbekistan'a, Türkmenistan'a ve İran'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Pakistan'ın Taliban üzerinde inanılmaz derecede bir gücü ve kuvveti var. Biliyorsunuz Taliban'ı oluşturan en büyük beyinler, en büyük bünye nerede? Pakistan'da çıkmıştı. Pakistan'ın kontrolünde Taliban kurulmuştu. Taliban Pakistan'la iyi ilişkiler içinde. Pakistan, Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden biri ve Türkiye, Pakistan'la dost ve kardeş. Pakistan'ın bölgedeki gücünün artması demek, Türkiye'nin bölgedeki gücünün artması demek. Ama şu da var, maalesef şu da var sevgili dostlar. Pakistan'ın Afganistan üzerindeki gücünün artması zaten halihazırda bir gücü var. Çin'in de Afganistan üzerinde gücünün artması demek. Çünkü Pakistan ve Çin iyi ilişkiler içinde. Çok fazla Çin'in yatırımı var. Nerede? Pakistan'da. Para. Küffarda olan ve bir de bizim bolca Suud'da, Bahre'de, Kuveyt'te, Bahreyn'de bulunan para onlarda var. Maalesef. Maalesef. İnşallah o para bizde de bolca olacaktır. O zaman. Çin basınından iki haber. Çin basını Rusya ile Çin'in ortak hareket etme noktasında. Nereye karşı? Afganistan'da olacak güvenlik tehditlerine karşı Çin ve Rusya ortak hareket edecekler. Bu noktada anlaştılar. Aynı Çin İran'la da Rusya ile yaptığı antlaşmanın bir benzerini yaptı. Yine Çin'den ikinci bir haber. Çin İran'la Afganistan'da oluşacak olan herhangi bir güvenlik tehdidine karşı beraber ortak hareket etme kararı aldı. Çin bölgeyi organize ediyor. Çin için her şey ama her şey şu arkadaki haritada gizli. Haritaya şöyle detaylı bir şekilde baktığımızda ne görüyoruz? Çin, Tacikistan üzerinden Afganistan, oradan İran, Pakistan ve ta Türkiye Avrupa'ya uzanacak olan Çin'in yeni İpek Yolu projesi. Afganistan, Taliban, Çin, Rusya, Türkiye, İran, Amerika, İsrail bölgesel güçler. Afganistan'ın Çin sınırındaki stratejik Van bölgesi. Doğu Türkistan'a açılan kapı. Arkada haritada gösteriyorum. Şöyle ince uzun bir noktada ayrılan yer. Burası çok ama çok kritik. Ve bu bölge Güney Türkistan. Türk kardeşlerimizin de bolca bulunduğu yer. Güney Türkistan, Doğu Türkistan. İnşallah ama inşallah bir hayalimiz var. Ne mi? Büyük Turan Üçgeni derler belki de buraya. Büyük Turan Üçgeni. Pakistan'ın Cammu Keşmir problemi var. Bu Keşmir problemini Türkiye elbet ama elbet çözecektir. Çünkü Pakistan Hindistan'la bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama Çin Pakistan'ı Keşmir noktasında destekliyor. Niçin? Çünkü Çin de kendi içinde Doğu Türkistan'ı ayırıyor. Pakistan Keşmir benimdir diyor. Çin de Doğu Türkistan benimdir diyor. Pakistan bu noktada Doğu Türkistan meselesinde çok ama çok sesini çıkarmıyor maalesef. Çünkü bir Keşmir problemi var. Türkiye uzun vadede belki yapacağı stratejik hamlelerle önce Keşmir'de Pakistan'ın bu Hindistan'la yaşadığı krizi çözecektir. Hatırlayın yakın zamanda Pakistan-Türkiye arasında savaş gemisi Milgem projeleri imzalanmıştı. Pakistan'a savaş gemisi üretip veriyoruz ve belli bir savaş gemisini de Pakistan'da kurulacak olan tersanede Türk mühendisleri, Türk teknisyenleri, Türk uzmanları orada Pakistanlı kardeşlerimizle beraber ortak savaş gemisi üreteceğiz. Pakistan'a savaş gemisi yapımını öğreteceğiz.
Diğer taraftan en yakın zamanda Türkiye-Pakistan arasında İHA-SİHA üretimi, İHA-SİHA'larının parçalarının belli bir kısmının ortak üretimi noktasında imzalar atılmıştı. Yani nedir bu? Karşılıklı olaraktan mühendislerimizin ortak çalışması ve beraber İHA-SİHA teknolojisini daha daha yukarılara çıkarmak, Pakistan'ın da İHA-SİHA üretmesini sağlamak. Pakistan da biliyorsunuz nükleer üreten ilk Müslüman ülke. Biz onlara, onlar bize. Ermenistan yeni bir birim kuruyor. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan İnsansız Hava Araçları Dairesi. İHA-SİHA Dairesi kuruyor Ermenistan. Kime karşı? Azerbaycan kahraman Türk ordusuna karşı Ermenistan bu insansız hava aracı birimini özel bir birim oluşturuyor. Bu oluşturacağı birimde peki Ermenistan ne yapacak? Türk İHA'larına, SİHA'larına karşı stratejik, taktik ve teknik bilgiler geliştirecek ve karşı önlemler alması için Ermenistan ordusuna fiziksel bilgiler verecek. Ayrıca İHA-SİHA, Ermenistan İHA-SİHA üretmek için bu birimi kullanacak. Ağzımızın suyunu akıttı bu taşnak sürüsü. Bizimkiler için acaba neler yapacaklar? Bizimkiler de rahatça eksantrik avcılık yapsın. Akıl durmayan taşnak sürüsüne mamciyeler yetmezse mamteler, tıpalarımız hazır. Etiyopya basını. Etiyopya'dan ilginç bir haber geldi sevgili dostlar. Etiyopya Amerika'yı suçladı. Bir dakika. Etiyopya Amerika'yı ayrılıkçı Tigray örgütüne karşı onları desteklemekle suçladı. Amerikalılar Tigrayları destekliyor diyor Etiyopya. Hatırlayın Etiyopya Başbakanı en son Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmıştı. Bu resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Türkiye'nin Sudan ile arasında Etiyopya'nın arasında arabulucu olmasını, ayrıca şurası çok önemli, Etiyopya'nın ayrılıkçı Tigray örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarda, yürüttüğü harekatta Türkiye'nin destek çıkmasını. Nasıl destek çıkmasını? İddialar şu şekilde: Türkiye'den İHA-SİHA alınması noktasında konuşuyordu Etiyopya basını. Biliyorsunuz Etiyopya ordusu İran'dan İHA-SİHA almıştı. Bu aldığı İHA'ları, SİHA'ları ayrılıkçı Tigraylara karşı kullanıyor ama başarılı olamıyor. Bu İran yapımı İHA'lar, SİHA'lar çok da bir işe yaramıyor. Etiyopya bu noktada Türk İHA'larını, SİHA'larını almak için resmi olaraktan başbakanları Türkiye'ye geldi. Etiyopya gelmeden önce Türkiye'ye Sudan devlet başkanı gelmişti. Sudan geldi, gitti, ardından Etiyopya geldi. Etiyopya Türkiye'den iki durum için çözüm istiyor. Birincisi Sudan ile arasında arabulucu, ikincisi Tigray konusunda İHA'lar, SİHA'lar istiyor. Johnny'ler Etiyopya'yı karıştırmak için Tigray'ları destekliyor. Etiyopya bundan hiç ama hiç memnun değil. Bir doğudayız, bir batıdayız, bir kuzeydeyiz, bir güneydeyiz. Dünyanın dört bir tarafında yeniden şahlanışa geçtik Allah'ın izniyle. Dünya bizi çağırıyor, masumlar ve mazlumlar bizi çağırıyor. Atalarımızın at sırtında ulaştığı şu haritaya iyi bakın sevgili dostlar. Ecdat buralara at sırtında ulaştıysa, fethettiyse bizler İHA'larla, SİHA'larla, jetlerle, savaş gemileriyle, denizaltılarıyla, uçak gemileriyle, tank sırtında nerelere, nerelere ulaşırız? Elbet ama elbet İslam diyarı tekrardan Türklerle birleşecek, Türklerin önderliğinde ayağa kalkacak ve zalimlere ve küffara diz çöktürecektir. Müslüman diyarı ve dahi Türkiye'yi seven Müslüman olmayan diyarlar bizi bekliyor, bizi bekliyor. Geliyoruz, bekleyin, geliyoruz ve dahi geldik. İlahi Kelimetullah yolunda hedef Kızıl Elma, gelecek Türkiye'nindir, zafer İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.